Yeni teknolojiler beni her zaman heyecanlandırıyorlar ve geleceğini planlayan bir profesyonelin, bir girişimcinin, bir yatırımcının bu teknolojide nereye gittiği konusunda biraz hep kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Bugün sizlerle beraber bu çerçevede kripto paralara biraz kafa yoracağız. Kripto paralara nasıl bir gelecek bekliyor? Neden onların yaratacağı değişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum? Neden kripto paraların muhtemelen insanoğlunun en büyük icatlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum? Bugün biraz bundan bahsetmeye çalışacağım. Ama sadece kripto paralardan bahsetmeyeceğiz. Aslında herhangi bir yeni büyük teknoloji nasıl hayatı değiştiriyor? Buna biraz daha bir bütünsel bakışla bakmaya çalışacağız. Bu belki size ileriye yönelik teknolojik tahminler yürütürken, gelecek tahminleri yürütürken biraz yol gösterici olacaktır. Haydi başlayalım. Şimdi kripto para meselesine girmeden önce böyle büyük teknolojik devrimlerin tarihine bir göz atmakta fayda var. Onlardan çıkaracağım çok ders var. Mesela internet, yani hepimizin, özellikle yaşı bana yakın olanların daha ilk doğuşundan itibaren gözlemlediği büyük bir devrim. Fakat internet ilk başlarda aslında çok basit işler yapıyordu. Yani bizim gibi bireysel kullanıcılara veya şirketlere açıldığı dönemde ilk yaptığımız şeyler işte şirketimizin tanıtımını oraya yüklüyorduk. Temelde bir broşür gibi işte tıklıyorsunuz, şirketin çeşitli bilgilerine ulaşılıyor. Gerçi hala çoğu şirketin web sayfası ona benzer. Bir broşürdü o, dijital bir broşürdü. Çünkü şöyle düşünmüştük, yani fiziksel broşür dağıtacağımıza dijital broşür sayesinde insanlar bizim sitemize daha çok ulaşır, bizim hakkımızda daha fazla şey öğrenir. Daha sonra işte mesela Britannica'yı oraya yüklemek gibi fikirler çıktı ortaya. Hani büyük veri kaynaklı internete yükleyelim ki erişim kolay olsun diye. Ama temelde yapmaya çalıştığımız şey fiziksel dünyadaki işleri oraya aktardık. Doğrudan dijital dünyadan bir şeyler düşünmedik. Hep öyle olur. Yeni bir teknolojik platform ortaya çıktığı zaman öncelikle yaptığımız şey daha önceki teknolojideki çözümlerimizden daha iyi olduğu için eski problemlerimizi, eski iş yapma şeklimizi buraya taşırız. Daha verimli, daha hızlı, daha pratik bunları yapmaya başlarız. Fakat daha sonraları bu internet teknolojisiyle yapılabilecek daha önce hiç hayal edilmemiş şeyleri düşünmeye başladı insanlar. Mesela sosyal medyayı düşünmeye başladılar. Mesela bugün kullandığımız Zoom gibi işbirliği yapma platformlarını düşünmeye başladılar. Mesela blockchain gibi yepyeni güvenlik ve veri paylaşımı uygulamalarını düşünmeye başladılar. Bunlar ilk başta hiç hayallerde yoktu. İlk başta sadece o güne kadar yaptığımız işleri dijital platforma aktarmak vardı. Sonra ise yavaş yavaş doğrudan doğruya dijitalden başlayan fikirlerle karşılaşmaya başladık. Ben aynısının kripto paralar içinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. İlk başta çok kısıtlı, dar bakıyoruz şu anda kripto paraları ve onların yapabileceklerini. Bunun zaman içerisinde yepyeni icatlarla, keşiflerle çok hızlanacağını düşünüyorum. Yeni bir teknolojinin kullanımının zenginleşmesi zaman içerisinde gerçekleşiyor. Demin de dediğim gibi ilk başlarda zaten çözmeye çalıştığımız problemleri daha etkin, daha verimli çözmek için onu kullanıyoruz. Ama zaman ilerledikçe yeni mucitler ortaya çıkıyorlar ve bu mucitler diyorlar ki madem böyle bir teknoloji var, ben daha önce düşünmemiş şeyler yapabilirim. İnternette bu böyle gerçekleşti. iPhone'da bu böyle gerçekleşti. iPhone ilk çıktığında temelde aslında bir telefondu. Bir de işte müzik dinleyebiliyorduk iTunes üzerinden. Bir de işte mail atıyorduk. Hisse senetlerimize bakabiliyorduk vesaire. O kadar. Daha sonra bir aplikasyon dükkanına dönüşünce o, milyonlarca çok iyi fikri olan insanlar onun üzerine aplikasyonlar yaratmaya, yazmaya başladılar. Ve böylece işte acıktığımız anda bir düğmeye basıp eve yemek gelmesinden fotoğraf paylaşım sitelerine, sosyal medyanın inanılmaz aplikasyonlarından internetten bankacı uygulamaya kadar çok zengin bir dünyaya kavuştuk. Dar başladı, sonra zenginleşti. Kripto para da benzer bir yolculuk izleyecek gibi gözüküyor. İlk kripto para olan Bitcoin aslında çok şöyle bakacak olursak, bugünkü yeni kripto para teknolojiye kıyaslayacak olursak son derece ilkel bir teknoloji. Yani evet, arkasındaki mantık çok güzel, çok korunaklı, çok güvenli ve bir işbirliğine dayandığı için kimsenin hackleyemediği müthiş bir sistem hakikaten. Ama bir yandan da aslında oldukça ilkel bir teknoloji. Yapabildiği şeyler çok basit. İşte alıp saklayabiliyorsunuz kenarda. Bir de birbirinize para transferi yapabiliyorsunuz. Bunun üzerine yeni bir şeylere pek imkan vermiyor. Üstelik bunları yaparken de kenarda saklarken epey riskleriniz var doğal olarak. İşte çalınır mı, hacklenir mi? Onunla ilgili bir sürü yeni çözüm var ama yani ilk baştaki dert buydu. Birbirimize gönderirken de böyle çok hızlı bir araç değil açıkçası. İşte Bitcoin gönderenler biliyorlar. Bayağı uzun sürer Bitcoin transferleri. Ama Bitcoin blockchain'in ve kripto paraların önünü açtı. Ondan sonra bir sürü yeni fikir gelmeye başladı bunlarla ilgili. İlk gelenlerden bir tanesi Ethereum'du. Ben Ethereum'un kurucusundan pek hoşlanmadığım için hiç güvenmediğim bir para olarak baktığımızda, bir Bitcoin'e kıyasladığımızda parasal değer olarak baktığımızda güvenmediğim bir yapı bu. Ama teknolojik olarak çok önemli bir yapı çünkü programlanabilir bir para o. Bitcoin'e programlanabilme özellikle çok az.
Ethereum'un bu programlanabilirliğinden dolayı onun üzerine yepyeni çözümler yazmaya başladı insanlar. Bunlardan işte bugünlerde popüler olanı DeFi. Decentralized Finance, yani merkezi olmayan finans. Şu anlama geliyor, Bitcoin'de merkeze ihtiyaç duymadan birbirimize para transferi yapma, bir merkeze ihtiyaç duymadan paramızı kenarda saklama gibi güçlere sahiptik. Burada ise DeFi'de, Decentralized Finance'de artık bankalara veya merkezi kurumlara olan ihtiyacımız tamamen ortadan kalkıyor. Mesela DeFi exchange'ler var. Şimdi şu anda Bitcoin alacaksınız. İşte Paribu gibi, BTC Türk gibi atıyorum platformlar üzerinden, yine merkezi platformlar üzerinden bu işi yapmanız gerekiyor. Oraya bir komisyon ödüyorsunuz ve belli güvenlik risklerini göz alıyorsunuz. DeFi exchange'ler, yani merkezi olmayan exchange'lerde böyle bir merkezi yapı olmayacak. Birbirimize olan para transferini bu yeni teknoloji sayesinde hem masrafsız, hem çok daha hızlı, hem de çok daha güvenli bir şekilde çözüyor olacağız. Veya yine böyle DeFi finans uygulamaları var. Mesela benim 5 Bitcoin'im var ama o gün nakite ihtiyacım var. Bitcoin'i bozmak istemiyorum. Bu DeFi yapılar üzerinden ben Bitcoin'imi birilerine ödünç vereceğim. Onlar da bunun karşısında bana faiz veriyor olacaklar. Hatta buna yielding deniyor. Yani işte kenardaki kripto paranızdan bir miktar faiz elde etmeye çalışacaksınız. Bu yine tamamen DeFi bir yapıda olacak. Yani merkezi bir yapı olmayacak. Ben böyle bir ihtiyacım olduğunu söyleyeceğim. Bir şekilde çalışan teknoloji, o detaylara girmeyeyim şimdi. Bu parayı bana vermek isteyen, buna karşın Bitcoin'imi kenara saklamak isteyen, İşte şey olarak, teminat olarak insanları bulacak. Biz de buluşturup aramızdaki para transferine önünü açıyor olacak. Bir başka önemli DeFi uygulaması sigorta. İşte şu anda sigorta yaptırmak için merkezi bir sigorta şirketine ihtiyaç var. Bu öyle olmayabilir. Benim atıyorum bu bilgisayarımı sigortalamam lazımsa bununla ilgili talebimi bir DeFi'ye aplikasyonuna girebilirim. Bu DeFi aplikasyon dünyanın bir yerlerinde benim bu riskimi almak isteyen, beni sigortalamak isteyen insanları bulabilir ve beni sigortalayabilirler. DeFi kabaca böyle bir şey. Merkezi sigorta şirketlerine, bankalara, hatta merkez bankana bile gerek bırakmadan pek çok finansal işlemi gerçekleştiriyoruz. DeFi şu anda çok yeni bir teknoloji. Acayip sorunlar da çıkıyor. Bazı DeFi protokolleri çöküyor. Değerler çok hızlı kayboluyor. Bazen paralar kaybolabiliyor vesaire. Ama zaten bütün yeni teknolojiler böyle başlarlar. Ama bize şunu gösteriyor DeFi. Aslında kripto paralarla yapılabilecek şeyleri daha yeni yeni keşfetmeye başlıyoruz. Ben bunun önümüzdeki dönemde çok hızlanacağını düşünüyorum. DeFi mi olacak ana çözüm? DeFi'deki hangi oyuncular başarılı olacak? Hangileri gidip gidecek? Bunu bilmiyoruz. Bu biraz şu anda vahşi batıya benziyor. DeFi'nin olduğu ortam. Aynı ilk Bitcoin'in ilk ortaya çıktığı zamanki gibi. Bitcoin'de de biliyorsunuz ilk exchange'lerin bu takas piyasaların büyük bölümü çöktü. Bitcoin'ler çalındı vesaire. Bitcoin daha bugün yerine oturmuş durumda. DeFi'de de benzer bir şey göreceğiz diye düşünüyorum. Ama daha da önemlisi, başka acaba hangi bugün hayal bile edemediğimiz yeni uygulamalarla karşılaşacağız. Çünkü bir teknoloji olgunlaştıkça, o teknolojinin güvenilirliği, sağlamlığı arttıkça onun üzerindeki yaratıcı fırsatlar da artmaya başlıyorlar. Ve bir süre sonra bu yaratıcı fırsata olan, fikirleri olan insanların bu fikirlerini kolayca uygulamaya alabilmesi için bir takım arayüzler de gelişiyor. Mesela internette şu anda bir web sitesi açmak isterseniz hiçbir profesyonel desteğe ihtiyacınız yok. İşte Wix gibi, WordPress gibi platformları kullanıp, oradaki bazı şablonları kullanıp anında web sitenizi açabiliyorsunuz. Bugün bir cep telefonu aplikasyonu yazmak için en basit versiyonlarından bahsediyorum tabii. Yine bir profesyonel desteği yok. Yine bu konuda bir sürü son derece destekleyici platform var. Aynı şekilde muhtemelen kripto paralarda da bir süre sonra kripto parayla ilgili, DeFi ile ilgili veya şu anda aklımıza gelmeyen yeni çözümlerle ilgili fikirler olan insanların bunları kolayca, neredeyse hiç kodlama yapmadan hayata geçirebileceği platformlar ortaya çıkacak. Bu durumda da kripto paraların çözebildiği problemler zenginleşiyor olacak. Öte yandan unutmayın, para bir teknoloji. Yani işte ilk zamanlar para yerine ne bileyim ben bir takım kıymetli taşları birbirimize alıp veriyormuşuz. Sonra altının bundan daha iyi bir teknoloji olduğunu düşünmüşüz. Sonra işte altını küçük jetonlara çevirmişiz, işte paralara çevirmişiz. Onların takasını yapmışız. Ondan sonra kağıt para daha iyi olur demişiz. Sonra elektronik para. Yani bunlar her biri bir araç. Ve her araç değişimi aslında ticareti zenginleştirmiş, yeni fikirlerin önünü açmış, daha evvel düşünemeyeceğimiz inovasyonun önünü açmış. Ama şu an itibariyle geldiğimiz nokta, bu devletlerin bastığı veya elektronik olarak piyasaya sürdüğü para eski bir teknoloji artık. Yapabilecekler kısıtlandı burada. Şimdi işte kripto bunun yerini alacak diye düşünüyorum. O yüzden paraya da başka şekillerde bakacağız belki. Belki lokal paralarımız olacak. Belki toplulukların kendi aralarında geçerli para birimlerine sahip oluyor olacağız. Onu da biraz öngörmek şu an açıkçası zor ama para dediğimiz şeyin sadece bir merkez bankaları tarafından basılan arkasında devlet desteği olan bir yapıdan bambaşka bir yere doğru evrilebileceğini öngörüyorum şu anda. Bu nedenle kripto paraları çok heyecan verici buluyorum.
bunlar üzerinde yapılabileceklerin çok ilk adımlarında olduğunu düşünüyorum. Bu kripto para dünyasının içinde Bitcoin'in yerinin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Bitcoin bu işin altını gibi. Ama Bitcoin'in yanına pek çok yeni, acayip birimlerin ve daha önemlisi teknolojik çözümlerin geleceğini ve bu dünyanın çok zenginleşeceğini düşünüyorum. Bir devrimin başlangıcındayız şu anda. Hala başındayız, inanın bana. Tabii ki bir 5-10 yıl öncesi gibi değil. Epey yol alındı. Özellikle son 2-3 yıldır çok hızlandı bu işler. Çok kazalar oluyor. Çok sorunlar çıkıyor. Birilerinin canı çok yanacak. Burası vahşi batı şu anda. Ama gelişmeden inanılmaz. O yüzden lütfen kripto para dünyasından kendinizi uzak tutmayın. Bu dünyada olan biteni anlamaya çalışın. Ve mümkünse aklınıza yatan kripto paralara küçük de olsa yatırımlar yapmakta belki fayda var. Böyle bir büyük yukarı doğru potansiyel olan dünyanın dışında kalmamak akılcı olur diye düşünüyorum. Evet, sevgiyle kalın. Umarım ilginizi çekmiştir. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.